alınabilirdi gibi geliyor. Bence Azir'di bu arada seçim. Evet, Akali Azir değil abi. Azir'di. Ama orada da şu var. Azir de mesela 6. seviyeden önce geleyim de Viego ile beraber Graves'i durdurayım falan, o da çok mümkün değil. İmkansız. Hakikaten Graves banı zaten direkt geldi. Bakalım. Ben kendilerinin almasını bekliyordum bu arada. RNG mavi tarafta apayrı bir şey izleyeceğiz. Az önce konuştuk zaten. Neler göreceğiz? Bakalım. Tabii T1 tarafında da yasaklama seçim ekranında değişiklikler var. Aatrox'u yasakladılar bu sefer onlar. Fiora yasaklamasıyla Jayce yasaklaması yapmıştı Aatrox'u alabilmek için. Tabii taraf değişince Aatrox'u da Breed'e bırakmak istemiyorlar. Breed'in nasıl bir Aatrox oyuncusu olduğunu fazlasıyla izledik biz. Fazlasıyla gördük. Aatrox, özür dilerim, Brit çok acayip bir adam. Yani şampiyon olması konusunda böyle direkt çekip oynayabiliyor yani. Üst koridor metasına biraz kendisi de bence yön veriyor. Ama bu maç Breed oynamıyor. Breed oynuyor. Breed. Yan sanayi versiyonu oynuyor. O ne çeker bilmiyorum. Bu arada Yumi de gitti. Bunda geri vites yok. Evet. Vay! Vay Noel dayı, işte bu ya. Hedse misal. Hedse'den sonra bu üst seviye bir espriydi. Bu kaliteli şimdi bak. Bu daha kötü. 3 kademeli falan bir espriydi. Level'lı bir espri. Güzel. Hedse'yle kıyasladım seni. Özür dilerim. My bad. Lütfen. Sejuani geldi tabii. İlk oyunda unutuldu. Bakalım buna T1 neyle karşılık verecek. Sylas açık. Sylas gelebilir. Okey, yani Grace yokken ben bir Viego oynayayım. Nasıl oynanıyor göstereyim dedim. Grace yokken ama. Grace yokken. Tabii Sylas gelebilir. Gelebilir. Umuyorum ki şu anda gelirse T1'dan. RNG bir şey hazırlamıştır. Umuyorum ki. Ama onlar Akali tercih ettiler. Sylas'ı da karşıya bırakmış oldular. Shao'ya bırakmış oldular. Alırsa tabii. Alırsa tabii. Shao çok göstermedi diye hatırlıyorum Sylas'ı ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Oynadığını biliyorum ama bu turnuva üzerinde o biraz daha farklı tercihlere gitti. Fiora ve Sylas geliyor. Kör Fiora. Bak 3 tane yakın menzilli şampiyon. Tam Sejuani'nin istediği. Tam Sejuani'nin istediği yani ama rüya senaryo. Şimdi sen başka bir şey düşünüyorsun. Şimdi T1 tarafında da planlar yapıldı tabii. Bak bunları içeri sokmayacaksın. Hemen böyle enchanter tarzı bir destek gelebilir bu bir. İkincisi Can'ın söylediği Braum tercihi gelebilir. Bu konuda onu emin değilim bu arada. Ben bu mu emin değilim? Bu Jayce'den mi? Yani şimdi çünkü abi bir kere baskın yedim mi o Sejuani'nin, o koridor dümdüz oluyor. Ve çok zor bir şeyde değil, eşleşmede değil genel anlamda. O yüzden Jayce konusunda emin değilim. Zeus çok değerli ama ne kadar iyi oynarsan oyna bazı eşleşmeler çok zor oluyor. Bu onlardan biri olabilir ya. Ya olur da Fiora denk getirip karşı hamlesine, Jayce'in çekiş darbesine falan kullanabilirse bitti. Bittin yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Şeyi de bekliyorum aslında. Breed şeyle girebilir. Sıçrayla girmesine gerek yok. Hayaletle oynayabilir gayet rahat bir şekilde. Ama şöyle bir şey var. Jayce önüne katıp kovalamak için. Yani Zeus'un favori şampiyonu Jayce. Evet. Onu bir söyleyeyim. Şimdi bir de üstüne ekstra bir buff da alıyor Koreli olduğu için. Yani bu turnuvada bir kere izledik Jayce'i. Ya şimdi tamam da bir kere izledik de şimdi yani mevzu burada koridoru kazanmaya geldi. Olduğu zaman Jayce'den daha iyi bir skoro şampiyonu var mı? Yani Renekton. Hani. Bu arada bak, Koreli Jayce dedin. Bu turnuvada izlediğimiz Koreli Jayce de Nuguri'ydi. Şimdi hatırladım. İzlemeseydik de daha iyiydi. Öyle bir Jayce izlettik. Yani hayır ben şu an önümüze gelenleri söylüyorum ben sana. Oyun için ne olur bilemem. Tabii oyun için her şeyden. Abi Fiora çok pislik bir şampiyon. Bir tane skor buldu mu karşısında bitiyor, ne var yani, ne yok hiç fark etmiyor. Sen iyi bilirsin Can. Tabii tabii. Karşısında da oynuyorsun, üst koridorda da deniyorsun diyeyim. Ben dün solo queue'da neler neler yaptım ama sizden sonra, Caster Flex'ten sonra aman. Neyse. Yok ya Renata. Bu arada çok iyi tercih. Rakibin kompuna. Bu da olur. Braum dedik ama bu da olur. Bu da olur. Yani benim hakkımda Jana falan vardı bu arada. Yani bu yakın menzil şampiyonlara o hayatı dar edecek bir şampiyon düşünüyordum. Renata... Seninkini gösteriyor bak. Yasuo'yu gösteriyor arada. Alcan nerede oynatacaksın Yasuo'yu işte, burada? İşte yok oynatacak botta, yer botta. Yok. Yasuo Alistar. Ay, yok Yasuo'yu oynatacak tab olsun herkes. Kai'Sa gelirse Gala'nın en sevdiği Galaç dedi Vayne. Bir de Alistar mı? Bak 4 yakın menzilli şampiyon Alistar gelirse. Ama Alistar gelmez buraya, Leona gelir. Şimdi bir yandan da çalınabilecek ultilere bakıyoruz aslında. Yani onu düşündüğümüz zaman mesela Jayce tercihi daha da anlam kazanıyor. Nautilus. Okey. Win rate'i de %21'miş ya. Kaç maçta acaba? Keşke pick rate'i yazmasa da kaç maçta seçildiği yazsa değil mi? Şey olarak değil mi? İşte 70'te 10. 30 maçta %70 win rate'desin mesela. Bana ben oradan anlayayım. Mesela. Pick rate'ine ne yapayım yani? Bir şey ifade etmiyor ki benim için. Ya ediyor aslında ama oraya bir tane de işte pick rate parantez içinde ya da parantez içinde ya da altına işte seçildiği maç sayısı evet, gibi. Evet. Gibi bir şey olabilirmiş dediğin gibi. Xayah geliyor diğer taraftan rakibin kitle kontrolüne ve yakalanma tehdidine karşı. İyi bir cevap ama ben bu sefer RNG'nin kompunu daha çok beğendiğimi söyleyeceğim. T1 kompozisyonunda çok az kitle kontrol. Çok az kitle kontrol var. Yani alanı kontrol edecek yetenek sayısı fazla. Özellikle Xayah ve Renata'dan gelecek olan R'ler çok önemli. Yani takım savaşı çünkü şekillendiren ultiler bunlar. Bakalım devamında neler olacak. Ve bu sefer RNG tarafının kompozisyonu ben bir tık daha beğendiğimi söyleyebilirim. Ama tabii işte orada yakın menzilli şampiyonlar beni biraz kuşkulandırıyor. Yani full verim alabilecekler mi? Bakalım. Hep beraber vadiye geçtiğimiz zaman göreceğiz. Başlıyoruz. Şimdi sihirler birilerini görmedik. Fiora acaba sıçra aldı mı? Ben onu merak ediyorum. Yoksa hayaletle mi girdi? Hayalet daha mantıklı bence. Jayce önüne taktı mı kovalar. Evet. Çok daha mantıklı. Artı karşıda bakıyorum öyle hani sıçra atılacak bir şey yok. Yani böyle kilit bir yetenek olur, bir ulti falan olur. Mutlaka benim sıçran bulunsun dersiniz. Öyle bir şey de pek yok. Bir de şöyle bir şey yok. Rakipte çok fazla uçan kaçan şampiyon da yok. Yok ondan olmamış. Duvar arkasında uzaklaşabilecek falan. O yüzden hayaletle daha rahat takip ederdi bence Brit. Sıçraya dönmüş. Hayalet bence daha iyi tercih olabilirdi. Evet, evet. Diğer taraftan Wei de şunlara baktım böyle. Neydi? Sürat coşkusu Rune. Hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyor. Ya da kovalamak istiyor rakiplerini. Biraz daha tanklıktan feragat etmiş. Aldığı Rune'ler de nehirde gezmesini çok rahatlatacak. Verdiği hareket hızından ötürü. Keria da muhafız rünüyle dahil oldu vadiye. İlk hasar karşılaşmada Faker'dan geliyor. Ya yine bir orman denemesi olmasın diye bu sefer RNG oyuncuları bayağı hazırlıklıydı o orman girişinde. Tabii üst koridorda erken aşamada biraz darlayacak Zeus. Bu eşleşme de çok tuhaf bir eşleşme. Akali çok farklı ilerletebiliyor orayı. Ming çıpayı tutturdu. Keria'nın üzerine de iyi hasar veriyor burada Gala. Ve Ming ikilisi. Ama ittirme avantajını almış durumda Gumayuşi ve Keria. Ya şey konusunda iyi. Otomatik saldırıları bayağı vuruyor aslında Akali'nin. Ya, ufaktan böyle kayıtlaması lazım aslında. İki taraf da tabii ki yakın dövüşçü belki ama orada Akali'nin seçeneği böyle erken seviyelerde biraz daha fazla. Zincirler açıldıktan, 3. seviye olduktan sonra hafiften kuvvetlenmeye başlıyor Sylas. arada Zeus biraz canını fazla kaybetti. Vei'yi direkt olarak buraya geliyor mavisini bırakıp. Vei'yi ilk kanı almak istiyor. Zeus'un üzerine gidecekler. Zeus'un buradan çıkışı var mı emin değilim. Çok çıkış önemli. Yok. İlk kan Vei tarafından alınıyor. Oner rakip maviyi de çalamadı ve Vei'yi ayak hareketiyle burada ilk kanı çıkarmış oluyor. Diğer tarafta Ming çok fazla hasar aldı. Üst koridor bitti. Bitti. Sıçrasını da kaybetti çünkü Zeus. Uzun kılıçla geldi, hiç iksir yok. Yani çok rahat takasa girecek. Bu arada Onur burada çalmak isteyecek. İki ormancı da karşı karşıya Vei'yi sersemletmesini bekliyor. Şimdi anlık hasar gelecek. Vei çarpı kaçırmıyor. Bir de Onur'un üzerine gidecek. Onur çok fazla hasar alıyor ama buraya yaklaşan oyuncu yok. O yüzden problem yok. Vei'yi tekrardan üst tarafa gelmek isteyecek mi? Onur'un da burada olduğunu görüyoruz. Koridor çok iyi kalmadı koruyor çünkü. Ama Zeus ittirir ya orayı. Ya bu baskının geleceği belliydi. Çok iyi zamanlama bu arada. Oo, ucundan kaçmış. Şansa bak gerçekten yani ya. İşte Zeus da burada hani Onur'un o nehir üzerindeki hareketine güvendiği için herhalde onlar da bir an acaba nereden geçti diye düşünmüşlerdir. Ben zaten nehirdeydim. Sürat coşkusu da çok iyi rün aslında Sejuani için. Çünkü W'nun ikinci yükünü tutturmanızda bayağı yardımcı oluyor size. Elde ettiğiniz ekstra hareket hızıyla. Ya ilkini tutturursun zaten, o bir şey değil ama o önemli olan o gürzün ikinci darbesini yavaşlatıyor bir de o çünkü. Evet. Hem yavaşlatıyor hem ekstra büyük. Bir de o Vei'yi girdi rakip ormandan Grom çalıyor. İyi başladı ilk karşılaşmanın aksine Vei'yi. Shao orta koridorda kule altında oynamaya çalışıyor olabildiğince. Faker da erken seviyeden itibaren devamlı ittiriyor orta koridoru. Burada iki ormancı karşı karşıya. Onur yine çok fazla hasar aldı. Burada Vei'yi Faker'ın üzerine de gitmek isteyecek gibi. Faker sis perdesi yok gibi duruyor. Faker burada sıçra kaybedecek. Ve Onur'un hamlesi Faker'ın sıçrasına kaybetmesine sebebiyet verdi. Ming buraya yaklaşıyor. Kule altını isteyecekler gibi. Onur kendi ormanında. Bu sefer baskı yiyen kendisi. Onur'un üzerine gidiyorlar. Sıçra kullanmak zorunda kaldı Onur'da. Ve ilk karşılaşmanın ucunu alıyor şu ana kadar. Viego olanların yüzü gülmüyor. Galiba öyle. Özetleyebiliriz. Hayır bu sefer Grace de yok. Sejuani var aslında ama. Hem iyi sayısı çok geri değil ama tabii bir türlü bir tempo tutturamadı ormanda. Çok kamp kaybetti. Ya şu an görüyoruz ormanında alınacak kamp yok Vayne'in. Özür diliyorum Onur'un. Vayne'in 3 kampı duruyor hala. Orada bir tane kurt da bıraktılar tabii ufak. Onur 3. seviye. Üst tarafa yaklaşıyor ama emin değilim bunu isteyip istemediğine. Çünkü Breed olur da 6 olursa burada çok yakın 6'ya. Bir de 2 yapar. Yalnız karşı hamle gelmedi. Sersemletme geldi. Şok patlaması kaçıyor. Buradan uzaklaşacak Breed. Zeus o şok patlamasını kaçırmasa belki de skor gelecekti. Şimdi Vayne'in gelmesiyle birlikte Zeus'un üzerine oynayacaklar gibi. Breed 6. seviye olmaya çalışıyor. Zeus sersemletmeyi kullanacak burada. Çok rahat skor. Alt yine Zeus'a gidiyor. Burada tık Breed tık. Bir skor da alacak. 2 skor toplamda. Vayne ve Breed ikilisinden. RNG üst koridordan bitirmeye çok yaklaştı oyunu. Yani Breed hiç karşı hamle kullanmamışken ki hatalı da oynadı bence orayı. Viego'nun sersemletmesine kullanabilirdi karşı hamlesini. Efendim? Bekleme süresini Jayce'nin şok patlamasını kullandı ya. Ha önceden mi kullandı? Evet. Okey. O zaman evet. Ben ama tabii devamında şok patlamasını kaçırdı bu arada. Evet. Breed çok kötü oynadı bu arada. İlk baskını. Çok hasar aldı. Üçüncü seviye Viego'nun baskını atamaması lazım orada. İşte. Ama yine Vei'yi. Yani şurada karşı saldırı kullanması istedim işte burada bekleme süresindeydi. Ben de evet. Şu aralar falan gelmiş olabilir ama. Ki onun hızından kaçmış kendisi güvenlik pozisyonu atmış zaten devamında. Yani üst koridordan istenen hasar çıkmıyor. Şimdi bunu da kullanıyor, skoru da alıyor, seviye 6 oluyor, ultiyi de kullanıyor. Yani çok erken kontrolden çıktı Fiora. Yalnız Shao orta koridorda ultiyi kullanıyor. Faker hemen uzaklaşacak oradan. RNG baskıyı aldı. Baskıyı arttırmaya devam ediyor. Her koridorda. Üst koridorda Jayce tercihinde yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiştik. Seçim yasaklama ekranında net bir şekilde oyun içinde de görüyoruz. Oo güzel. Breed'den hız kesen gelecek büyük bir ihtimalle. Shao koridorda üstünlük kurmaya başladı artık. Wei tekrardan üst koridora yaklaşıyor. Tabi aldığı rün sayesinde o kadar hızlı ilerliyor ki nehirde. Onu takip etmek de çok zor. Ultisi de mevcut şu anda. Ve alamet istiyor gibi Wei. Shao'nun canı çok fazla. Faker'ın canı yarım. Burada Wei savaş isteyecek gibi duruyor. Oner, Faker, Zeus üçlüsü. Nehirden yaklaştılar. Oner başlamayı tercih etti ama bu doğru bir hamle mi emin değilim. Alt koridordan Gala'yı da buraya çağırdılar şimdi. Orta koridorda ittirme avantajını almak istiyor T1. RNG ise eş zamanlı alamete başladı ve T1 bırakma kararı geliyor alameti. Karşılığında ejder alacaklar. Burada savaşamazlardı ya bence. Her ne kadar harita hareketinde onlar böyle takma savaşı istemiş gibi görünse de şu an o Sejuani ile baş etmek bir tık zor. Belki buradan bir tane barikat çıkartabilirler. İyi bir şekilde dinlersiniz. Ya T1 ne yapabilir bu oyunu kazanmak için diye düşünüyorum. Oyunun ilerleyen aşamasının net cevapları yok açıkçası. Ya alt koridorda bir galibiyet koşulu var Gumayuşi'nin çok beslenmesiyle birlikte. Ama iyi bir Renata ultisi işleri değiştirebilir. Evet. Çünkü yani özellikle Fiora'nın düz saldırıları sıkıntı yaratabilir. Kastıktan sonra. Ya V'yi özür diliyorum. Onur üst koridoru deniyor ama bayağı boş bir deneme şu an o. Ya üst daha kötü gitmesini istemiyor dayı. Önemli olan burada zaten Brit'i falan kesmek veya düşünmek değil. Yani Zeus'un yalnız olmadığını göstermek. Yoksa direkt kule altı atar şu an zaten Sejuani artı Fiora. Çok rahat. Geliyor zaten Sejuani ona. Yani arkasından yaklaşacak dediğin gibi Shao orta koridorda. Sürekli olarak takasa girmeye çalışıyor burada. Breed iyi oynadı burayı, bayağı da hasar verdi. Orta koridorda yalnız karşılıklı ultiler kullanıldı. Shao tutmayı başarıyor. Güzel sıçra. Sanki Faker'dan. Nautilus ultisi tam çıkmak üzereydi. Altta animasyonu da oluştu. Ama görüşten kullanınca menzilden çıktı. Aynen. Menzilden çıkıyor. Breed Zeus'la birlikte bir kule altı gelecek gibi V'yi buraya yaklaşıyor. Çarpını kullandı. V'yi ulti dahi kullanmak çok istemiyor basit burada. Hemen uzaklaşacak V'yi. Domine ediyor şu ana kadar oyunu ve hala yeteneği Şerki mevcut. Bu arada ulti daha öncesinde kullanılmış. Bunu görmedik biz. Görmediğimiz zaman atılmış ulti de. Olur da ölecek şimdi. Ya oynamak istemediler Onur'un üzerinde. Bu arada tabi ormancıyı gören T1 alt koridor ikilisi direkt olarak ikinci barikatı alıyor. Ve ilk eşyasını bitirdi. Diğer tarafta senin de söylediğin gibi hız kesen geliyor Ercan. Ya yani burada tam bir anime savaşı. Şurası tam. Evet evet evet. Eli havada kalmış ya. Tabii burada sıçra avantajı şimdi. Burada ultisi yok mesela. Yok evet öncesinde kullanmış. Sıçrayı almış yani. Sıçrayı almış yani. Çok temiz ve gerçekten çok basit bir skor. Ve haritanın her yerinde. Takım arkadaşlarının arkasında. Şu ana kadar turnuvadaki Jayce performansları da istenilen sonucu vermiyor. Ya takımlar, üst koridorlar bu seride şey tribine mi giriyor ya? rakip oyuncu hasar veren bir şey aldı. Kesinlikle altta kalamam ve benim de hasar veren bir şey almam lazım. Bu arada ultiyle birlikte Faker'ın üzerine gidiyorlar. Faker perdeyi çok iyi kullanıyor burada. Çok iyi zamanladı. Çok iyi zamanladı. Alamet geliyor. Kuleye hasar vermeden hemen kullanmak istedi Vayne. Oner'ın buraya yaklaştığını görüyoruz. Faker ultiyle birlikte araya giriyor. Yalnız Faker skoru verdi. Oner şimdi ultisiyle birlikte reseti almayı başarıyor. Orada zincirler tutsa üzerinde oynayabilirdi. Vayne'in üzerine gelen sıçra ultiyle birlikte takip edecek ama hasar yok. Oner biraz fazla abarttı burada. Kendisi skor alabilir. Vayne çok iyi oynadı yine burayı. Ultiyle birlikte bu skoru da alacaklar. RNG üst üste savaşları kazanmaya, hamleleri kazanmaya devam ediyor. Geldiği gibi Fiora bir asist daha almayı başardı burada. Skor mu aldı, asist mi aldı artık onu bilmiyorum ama. Asist, özür diliyorum. Skor Ming'de kaldı. Ya Oner acele etti ve her şeyi ıskaladı. Zincirlerini ıskaladı. Ulti hasarını da ıskaladı. Yoksa düşürebilirdi bence Vei'yi gayet rahat bir şekilde. Çok gereksizdi bence kovalamak ya. Yani zincir ıskaladıktan sonra o sıçra falan. Ya da sıçrayı zinciri için atacaksın. Evet, evet. Aynı öyle. Oynanabilecek en kötü şekilde oynadı açıkçası Onur orayı. Ya belki de o skoru başta alacağını düşünememiştir ya. Yani hesaplamadı herhalde. Bilmiyorum ki. Sıradan kovalı, sonra hasar çıkınca aa kesebiliyormuşum gibi bir hissiyat yarattı bende. Ya diğer taraftan tabii Ercan... tek iyi giden şey Gumayuşi. Alt koridor direkt. Yani. Ya şeyi de biliyoruz tabii. Renata ultisinin çevirdiği savaşları çok gördük. Evet. İki tane Renata ultisi de girebilir aynı takım savaşında. Sylas'tan dolayı. Oo, yani eşya bitirdi, üstüne zırh çekti. Yani Wei'yi kim kesecek? Akali iyi durumda değil. O düşmeyecek ya o. Shao bu arada zincirlerini havada kullanıyor. Faker iyi hasar verdi Shao'ya bu takaslarda. Oner alt tarafa yaklaşıyor burada. Ming'in üzerine gitmek isteyecekler. Ming direkt olarak sıçrayı kullandı. Orta koridorda Vei'den kaçan bir ulti ama fark etmez. Burada skor gelir mi? Faker'ın üzerine gitmeye çalışıyorlar ama Shao yeteneklerini kaçırdı. Vei de kaçırdı. Çok basit. Shao da sersemletmeyi bekleyip zincir atabilirdi. Bilmiyorum. Çok kötü oynadılar burayı. İkisi de çok kötü oynadı. Bu arada ilk kuleyi almak için T1 alt koridor ikilisi iyi bir çaba gösteriyor. Alt koridor yine devrede bu arada T1 için gerçekten. Yani biraz önce de bahsetmiştik. Yani neredeyse 30 milyon fark atmışlar. Bir de ilk kule gelirse fazla ekstra olur. İlk kule gelecek. Vei'yi alameti alıyor Breed'le birlikte ama bu arada ilk kuleyi kaybediyorlar alt koridordan. Ya çok basit yetenektir aslında kutup saldırısı. Onun kaçması şaşırttı beni. Vei tarafından. Hadi Sylas yeteneği kaçar. Bir şekilde ama. Bundan da sıyrılmayı başarıyor Faker. T1 bakalım alt koridoru bir şekilde dahil edebilecek mi oyuna? Şimdi bakıyoruz yani çok görünüş kötü ama altın farkı 2500 civarında. Yani göründüğünden daha tahammül edilebilir bir altın farkı var bence oyunda şu an. Yine nehir üzerinde toplanmalar var bakalım. Bu sefer ne olacak? Koridorda eşliği geliyor gibi görünüyor ama hemen her an Gumayuş orta koridora da gidebilir. Gumayuş ikinci eşya Lord Domine'ye doğru ilerliyor. Tabii Vei'yi çok büyük bir tehdit. Onu düşürmesi gerekecek. Üst koridorda Minyon'da geri düşmüş durumda Zeus. Vei'yi yine çok iyi pozisyona geçti. Burada direkt olarak Zeus'un üzerinde oynamak isteyecekler. Zeus öne çıkarsa eğer. Brit çok rahat kırıyor orayı. Zeus güzel direkt olarak sıçra kullandı. Yukarı gelip aynı şey yapıyor her seferinde. Zeus'un sıçrasını alıp sonra kule altı yapıp öldürüyorlar adamı. Ama bunun olacağı çok belliydi çok ama. Belli. Yani. Adı yani ilk baskını hatırla orada. Onların görüşünden kaçan bir Sejuani yani. Oyunun ne kadar çok pamuk ipliğine bağlı olduğunu görürüz burada. Üst korda da yani. 1700 altın önde Viego'dan. Oo. Ne oldu Can? Donmuş yürek bitirmiş ya bir de üzerine. Vei'yi çok tank şu an. Evet. Vei'yi düşürmek çok büyük problem. Üst koridorda güzel hamle Breed'den. Şimdi Zeus'un üzerine oynayacak. Zeus az önce sıçrasını kullanmıştı. Hız kesen de geliyor. Zeus'un buradan çıkışı tık yok gibi. Birebir de skor gelecek mi? Breed sıçrayla birlikte. Artist. Hiç gerek yok. Ne olur ne olmaz sıçrası bu. Yok ya yani. Şok patlaması gelir. Çekişle, hasar yeter. Zeus çekişle ittirdi mi ya? Yok ittirmedi. Sıçra attı. Dümdüz sıçra kime attı. Bence ondan kaçtı. Olabilir. Ya Breed öyle ya da böyle ilk skoru alıyor birebir de. Bak şüpheye düştüm şimdi. Çünkü ya. Çünkü CS'de çok acayip bir combo var böyle. W ile beraber balyoz moduna geçerseniz hani hızlı vuruyorsunuz ya arada E atıp ittirirken vuruyorsunuz bu arada. Bu arada onu yapmasını engellemiş olabilir. Var. Shao Faker ultiler kullanıldı karşılıklı olarak. Shao Faker'a ikinci ultiyi kullanıyor. Faker'ın üzerine gidiyor. Birebir de skor çok gelecek mi? Faker, uç Faker, uç Faker. Yok. Abi o et bak. Lee Sin Q'su, Akali'si. Doğru. Tuttu mu uçacaksın. Ama işte havada W bastı mı sana o zaman bayılıp kalıyorsun. Faker bu arada şu ana kadar yeteneklerden kaçma konusunda çok başarılı. Hı hı. Yani hep buz yese de ölmüştü zaten. Ve alamet orta koridoru kullanıyor. İkinci alametle de bu kule alınacak. İkinci kulesini alıyor RNG. Üst koridordan az önce Breed almıştı ilk kuleyi. Kendi takımı adına. İkinci ejder de geliyor burada RNG tarafından. Bulut ruhu izleyeceğiz bu. Karşılaşmada Oner Ming'in üzerine gidiyor. Tokalaşma kaçtı. Tokalaşma kaçması isteyebilirlerdi. Oner çok fazla hasar aldı. Gala ultiyle birlikte son vuruş. Gelmiyor. Oradaki muhafız rünü hayat kurtardı. NT diyelim Gala için. Faker da olaya dahil oldu ama mevzu bitti. Neredeyse yakalıyorlardı yalnız Gumayuşi'yi. Tabii ona bu ulti tutmak biraz daha zor. Hem rüzgarının hem ultisi. Çok sakin kaldı Gumayuşi de tabii. Evet. Ya tek sıkıntı şu an, daha doğrusu en büyük sıkıntı diyeyim. Tek demek yanlış olur. T1 tarafında yan koridorlar. 1-3-1'e cevap yok gibi bir şey. Sylas kazanıyor. Akali'ye karşı. Fiora kazanıyor. Jayce'e karşı. Bunlara cevap vermek çok zor olacak. Zeus. Burada Zeus. Yani yapacak hiçbir şey yok. Zeus bir şey kullanmadı bile artık. Bir şey kullanmaya yok ki yapacak hiçbir şey yok. Yani o kule altı gelecekti. Belliydi. Gala Gumayuş'un üzerine bir hamle geldi burada Gala'dan. Alt koridordan ilk kulesini alıyor RNG. Jayce oynamak bu maçta gerçekten çok zor. Vei'yi buraya atladı. Ulti ile birlikte buradan uzaklaşmaya çalışacak. Vei'nin üzerine çok fazla hasar var sıçra ile birlikte. Buradan uzaklaşıyor Vei'yi. Yani buraya kadar altını özellikle Fiora'nın üzerindeki o ekstra 500'ü tabii ki de T1'ın alması lazım. Ben hiç beğenmiyorum bu arada Fiora'ya karşı Jayce'i. Seçim yasaklamada söylemiştim. Evet. Bu oluyor çünkü abi. Ya bir şampiyon mesafe kapatabiliyorsa sıkıntı. Dert yani gerçekten Jayce için. Çünkü ne anlama geliyor? Bir hatanda o şampiyon yakalayacak seni ve düşürecek oyundan. Ya kesinlikle öyle Scarlet. Gala güçlenmeye çalışıyor tabi. Alt koridorlar çok dahil olmadı skor tablosuna. Sadece Ming'in bir tane skoru var, orta koridora gittiğinde almıştı. Bunun dışında skor tablosunda başka bir oyuncu dahil değil. Orta koridorlar komple eşit. Yani arada bir 12 milyonluk üstünlüğü var burada Shao'nun. Ama tabii oyun ilerledikçe de yine güçlenen bir Kai'Sa, güçlenen bir Fiora. Tabii Jayce için her şeyi söyleyemeyeceğiz. Bu yüzden T1 tarafında Akali ve Xayah var. Ki hani Xayah tabii ki de yine bir hiper taşıyıcı rolüne bürünebiliyor, dönüşebiliyor. Ama yeterli olacak mı tek başına? Asıl sıkıntı bu. Tabii Fiora'nın da karşısına oyunun ilerlerinde kalanı kimi gönderecekler, o da bir soru işareti. Shao'nun üzerine 3 kişilik bir baskı burada, tokalaşma hala kullanılmadı. Keria tarafından Shao, Xayah ultisini çalıyor. Xayah ultisiyle birlikte uzaklaşmaya çalışacak, sıçrası var ama sıçrayı kullanmıyor. Gumayuşi burada ilk skorunu alacak. Önemli bir skor yalnız. Baron diğer geliyor. Taraftan Baron'a başladı RNG. Baron'u gayet hızlı şekilde alabileceklerdir. Oner, Faker buraya yakın durumdalar. Zeus ışından atınca Baron bırakılıyor. Ve skoru alan Gumayuşi, karşılığında Baron'u alamayan bir RNG. Bir de kule alacak gibi burada T1. Önemli bir hamle, önemli bir cevap geldi burada T1'dan. Yalnız bu çok büyük sıkıntı dayı, onu söyleyelim. Yani 3 kişi Shao'ya gittiğinde Baron'u nasıl alamadılar? Yani biraz muhtemelen orada Baron'a başlama olayı özellikle RNG tarafından... Biraz bir şey mi orada? Sekliyor orada herhalde. Niye o kadar geç başladım? Onu çok anlamadım. Ya, anlam veremedim ona. Onun dışında yani şampiyonlara bakıyorum. Yani o kadar da yavaş bir Baron değil. Evet yani. Evet. Yani alabilecek. Kompozisyon en azından böyle aşırı hızlı olması yine alabilecek düzeyde. Breed'de neden donmuş yürek var? Ben bir anda onu düşünüyorum. Ya aslında çok verimli eşya ama full tank eşyası. Yani bir ölümün dansı mesela belki daha mantıklı olabilirdi gibi. Zırh da var üzerinde, ekstra hasar da var. Yani bir kere mana problemini ortadan kaldırıyor. En azından. Bir nebze olsa. Yani düelloya giriştiği kişinin bir kere saldırı hızını kırıyor. O da bir artı. Evet. Yani bekleme süresinde azalma yani. Ama takımda deli gibi kasmış bir tank varken, bir de Nautilus varken... Bir tane daha tank eşyasına gerek var mı Fiora için? Gala yakalandı burada. Hemen uzaklaşacak. Renata ultisi fena gelmemişti ama burayı takip edemiyorlar. Şimdi Breed Faker'ın üzerine gidiyor. Faker sıçrayla birlikte buradan uzaklaşmak zorunda. RNG bu sefer savaşmayı isteyen taraf burada. Rakip ultiler kullanıldıktan sonra. Ve şimdi ejdere yönelecekler. 3. ejderi olacak bu RNG'nin. Bir boşluk bulmaya çalıştı T1 ama o deneme... İstenilen sonucu vermiyor. Altın farkı çok net bir şekilde sakince artmaya devam ediyor. Yani şu anda da 5500'e kadar geldi. 3. ejderlerini de aldılar. Şeyi güzel kullanıyor bu arada bu kom. Bulut ruhunu gerçekten güzel kullanıyor. İş yapar. Yapar. Fiora da yapar bayağı, Sejuani de yapar, Sylas, Kai'Sa hepsinde, hepsi çok rahat bir şekilde kullanılır yani, bundan fayda sağlar. Shao'nun üzerinde bir Akali ultisi mevcut. Tabi savaşlarda kullanabileceği... En iyi ulti Akali ve Renata ultisi. En iyi ultiler diyeyim. Onun dışında diğer ultileri çok tercih etmeyecektir. Burada 3 kişi bekliyorlar. Oner görüş almaya çalışıyor. Breed'in hiç korkusu yok. Direkt olarak oraya gitti. Zeus'un üzerine bir ulti. Zeus sıçrası mevcut ama hayatta kalmaya çalışıyor. Zeus şimdi sıçrayı kullandı. Keria'dan sıçra tokalaşma ile birlikte Shao'nun yakalandığını gördük. Shao o da sıçrasını kullanıp uzaklaşıyor. Oner da ters tarafta Ming tarafından yakalanmış ama o da ultisiyle birlikte uzaklaştı. Yine yetenekler kullanıldı ama iki tarafta skoru alamıyor. Avantajlı çıkan bu kuleyi almasıyla birlikte ise RNG oldu. Ve yine altın farkları üst koridorda bir şeyler olmuş bu arada. Hakikaten 3000 altın farkı. Ya anormal düzeyde. Bir daha Jayce görmeyiz bu arada bence bu seride zaten. En azından böyle bir eşleşmede ya. Sejuani Fiora, evet. Fiora'ya karşı bunun olacağı belliydi ya. Bile bile Lades biraz sanki bu. Jayce almak. Ya muhtemelen şeyi düşündüler işte Oner da gelir üste 2-2 kazanırız erken aşamada falan ama şimdi bir tane skor veriyorsun bütün oyunun evet. kaderi değişiyor. Gidişatı değişiyor. Senin şey ne oldu ya Gangplank muhabbeti? %50.000'de ya şu an. 2-2 mi? 2-2. Üzde o biraz. 2-0 başlamıştı değil mi? 2-0 başlamıştı. 3. maçı Gangplank çok öndeyken kaybetti. Kimler oynadı peki? Hatırlıyor musun hiç? 3. maçı Breed oynadı. Kaybetti. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok da iyi oynamıştı Gangplank'i Breed. 4. kim oynadı hatırlamıyorum ya. Ama yakın tarihte oynandı. 2-3 gün önce oynandı yani. Son gün oynandı. Son grup aşamasında. Anladım. Şimdi T1'ın geçen maç hani ara sıra yapmaya çalıştığı, zorladığı şeyi RNG yapmaya çalışıyor aslında. Görüş 0. Ama şey de yapmıyorlar yani girseler bir çalıyor, tuzağı kurmaya çalışsalar mesela bir şey olacak. Şimdi Shao tek kaldı. Başı dertte şu an Shao'nun. Faker buraya yaklaşıyor, Oner, Keria buraya yaklaşıyorlar. Shao ultiyle birlikte uzaklaşmaya çalışacak. Şimdi ultinin ikinci yükünü kullanabilecek mi? Kullanamadan gelen bir skor var yalnız. Diğer tarafta da Zeus. Garibim yapacak hiçbir şey yok. 6. skorunu veriyor burada Zeus. Ve inhibitör kulesini alacak RNG. Takımı bir şey kazanırken diğer taraftan Zeus hediye etti resmen burayı. Ya tüm bunlar yapılırken aslında Shao'nun ölmesine gerek yoktu ya bence. Daha temkinli oynayabilirdi. Görüş almadılar çünkü Breed'in şu anda geçtiği koridorda. Ve T1 çok rahat kapattı Shao'yu ama RNG de en azından ne yaptı? Gitti orta koridordan inhibitor almayı başardı. Yani en nihayetinde RNG'nin karlı çıktığı bir pozisyon. O da Zeus'un ölmesine gerek yoktu sadece. Yakalandı evet. mı? Terste mi kaldı? Ya dümdüz şeye girdi ya. Ya bu görüşsüzlük bir acayip zaten. RNG az önce oraya çok hakimken. Bu kadar büyük bir alanı görüşsüz bırakmaları ve oradan Shao'nun düşmesi garip. Zeus görünmüş. O kaşınmış ama yani. Sıçrası da yok bu arada. Yani hem sıçrası yok hem zaten takım arkadaşlarının üst koridorda olduğunu biliyorlar. 4 kişi yukarıda baskın atmış Sylas'a yani. O ekranda olmaması gerekiyor zaten Zeus. Yani Zeus kafa olarak da oyundan kopmuş. Öyle öyle. Gerçekten kafa olarak da kopmuş sanki oyundan. Ve yine bir ulti denemesi. Bu sefer başarısız. Shao'dan alınan Renata ultisi. Bu ejder öncesinde çok değerli bu arada. Ejder'e gelişe çok net bir şekilde engelleyebilir. Yalnız T1 ejder ruhunu bırakma kararı geldi ama orayı o kadar hızlı alabilirler mi emin değilim. Şimdi Baron'a başladılar. 8.000 cana düştü. 6.000 can. Çok hızlı eritiyorlar Baron'u. 4.000 cana kadar düştü. Baron bitirilecek. Baron bitirildi. T1 yalnız buradan uzaklaşabilecek mi? Gumayuşi üzerine kullanılan Nautilus ultisi. Shao devam edemeyecek burada. Renata ultisi de uzağa ittirdi rakiplerini. T1 yanlış ormana kaçıyor şu anda. T1'u kovalamaya çalışacak gibi RNG. Gumayuşi çok fazla hasar veriyor. Gumayuşi burayı paramparça etti. Şok patlaması. 3 kişiye isabet ediyor. Şimdi kaçmaya başlayan bir RNG var. Gumayuşi bu savaşta inanılmaz iş başardı. T1 diyor ne oldu diyor az önce kovalıyordunuz. Şimdi bir anda kovalayan taraf T1 oldu. Yalnız Gumayuşi orayı acayip eritti. Acayip eritti. O kadar soğukkanlı ki bir de Ercan. Ultisini dahi kullanmadı. Evet. Nautilus ultisine karşı. Rabadon da geldi. Shao'da. O da hasar konusunda ciddi rakamlara ulaşacak. Vardı. Jayce 4-0-3 olsa 0-6 yerine orada 2 kişiyi öldürmüştü muhtemelen ya. Öyle bir şok patlaması attı ama. Şu an 3 eşya yeterli değil Jayce'in hasarı için. T1 yalnız yine bir şekilde kendine çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ya Baron'u aldılar bir kere rakipten kafa rahat. Ruhu kaybettiler ama çok da üzgünler midir emin değilim. Ruh yani ruha karşı oynayabilirsiniz, öyle hani başa çıkılmayacak bir ruh değil. Aynen öyle. Bir de bir ruh. Kadim savaşı her yere gidebilir, her yöne gidebilir, onu biliyoruz. Yani her zaman söylüyorum, Kadim geride olan takım için bir çıkış yolu bence. Yani o pite yaklaşabiliyorsanız eğer, ki şu anki duruma baktığımız zaman çok rahat bir şekilde hani yaklaşabilecek, o aradaki menzili kapatabilecek şampiyonlara da sahipler. Yani çaldığınız zaman takım savaşına apayrı bir boyut taşıyabiliyorsunuz. Yani şu anda Xayah güçlü. Xayah çok kuvvetli. Evet, çok. Son ve şey değil böyle. Gitti. Fark ettiysen hayatta kalayım eşya düzenine gitmiyor. Evet, benim vurmam lazım diyor net bir şekilde. Hani son eşya bir koruyucu melek falan görebilirdik, hiç öyle bir şey yok. Yine pelerin eklemiş oraya. Crit şansını arttırmak için. Gala %40 canını kaybetti burada şok patlamasıyla. Jayce yapıyor vallahi bir şeyler. 0-6-1 oynuyor ama yani şok patlamaları birazcık can yakıyor en azından savaşlarda. Aksine Fiora savaşlarda kötü. Fiora az önce hiçbir şey yapamadı. Kayıtlandı tamamen. Kimseye hasar bile bırakamadan %50, %40 cana düştü. Bu arada 4 kişiyle birlikte alt koridoru ittirmek istiyorlar. 10 saniyede var Baron'un. Hala harita ödülleri var. Faker. Vayne nereden geliyor? Çalışacak ama Faker'ı tutan o hiçlik topu Faker'ın yerini açığa çıkarıyor. Buradan kaçış yok Faker'a. Faker kaçabilir, niye bu kadar? Yani vakit harcatabilirdi. Evet, nehre doğru dümdüz gitse kaçardı direkt zaten. Direkt sıçrat. Hiç gerek yok. Direkt sıçrat. Burada bir kule aldılar. Kalabalık geleceklerini düşünmedi herhalde ya da ihtimal vermedi. Tabii Zeus'a direkt olarak burayı ışından kullandı. Geri dönebilirdi belki. Ama ışındanla gelmeyi düşündü. Tercih etti. Ve inhibitor alınıyor. Ya çok bir şey kaybetmedi baktığımız zaman T1. Sadece biraz tempo kaybettiler ama onların amacı zaten Kadim'e götürmek oyunu. Bir şekilde Kadim'e gidecek karşılaşma. Diğer taraftan Gala'da 4. eşyasını bitirmiş durumda. O da gayet kuvvetli ama bu dakikalar artık Kaysa'nın dakikaları değil. Kaysa'nın dakikalarında Gala'dan çok bir şey göremedik açıkçası. Xayah hem eşya avantajıyla hem de şampiyon avantajıyla biraz önünde. Ama o kadar da değil ya dayı sanki. Şu eşyalarla çok geride ya Xayah'dan. Xayah oyun sonunda zaten daha kuvvetli. W'sundan dolayı bir hiper taşıyıcıya dönüşüyor. Bir de Gala'nın aldığı koruyucu melek ister istemez hasarını kısıyor. Biraz yavaşlatıyor. Sonuçta bir Dominik falan yok üzerinde. Ya da ne bileyim Kanuslamış'ı herhalde şimdi gidecek. Dominik'e tabii çok ihtiyacı yok ama... Kaç? %60 crit'te değil mi şu an? %60 crit'te. Evet. Diğer tarafta %100'e vurdu Gumayuşi. %95. 95 doğru. Baron'la Kadın de süreler aynı bu arada. Tabi oyunun bu dakikasında Kadın daha önemli. Ya T1 gerçekten buradan bu maçı döndürebilirse efsane olur yani onlar için. Yani Kadim'e kalacak zaten, o belli. Evet, Kadim'e kalacak ve ellerinde hakikaten elle tutulur bir şansları var. Şu anda galibiyete uzanabilmek için. Ve yani bu kadar kötü her koridorda, alt koridor dışında her yerde çok kötü başlayan maçta bir şekilde 5000-6000 bandına getirdiler altın farkını. Önemli şampiyonlarda eşyalar bitmiş vaziyette. Bitti bu arada. Gumayuşi full eşya. Evet. Ama çalışa bak kırmızıyı. Dümdüz çaldı Breed. Bir yerde de tabii şey var. Kadim. Hiç bahsetmeyiz normalde ama ışından farkı var oyunda. Breed'in buraya gelmesine gerek var mı bilmiyorum. Ya bilmiyorum, şu an Sylas yukarıda, Shao. Niye Breed değil de Sylas orada? Gibi. Savaş istiyor T1 burada. Yani Sylas'ı bıraktılar, savaş istiyorlar ama Hemen buraya ışından geliyor. Diğer tarafta Keri'ye yakalandı. Ming çok fazla hasar oluyor. Faker ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Faker çok fazla hasar verdi. Arkada teklemeyi başarıyor. Gumayuşi diğer tarafta Vayne de düştü. T1 karşılaşmayı kazanacak burada. T1 muazzam bir geri dönüş yapıyor bu savaşta. Oyun biter mi? Milyonları yok yalnız. Oyun bitmeyecek. Fiora gitmeden evvel iki kişiyi çünkü bir anda yanında götürdü. Bir saniyede iki kişi öldürdü Fiora. Ama baştan kural hatası zaten. Yani Shao'yu buraya getirmek varken, Renata ultisi çaldırıp işlevsel kullanmak varken neden Fiora'yı buraya getiriyorsun da Shao'yu yukarıda bırakıyorsun? Ki kulelere daha, yani yapılara daha iyi hasar veren. Tarasın geçsin oraya, evet. Sen oyala Kadim'de oyunu bitirsin çocuk. Burada Baron da gelecek. Gelecek. Baron da gelecek. İnanılmaz. Altın fark kapanacak. Ki artık altın farkının çok da önemi olmayan dakikaları da geldi. Çünkü herkes yavaş yavaş full eşya olacak. Ya biraz işte burada eşya farkı nişancılardaki önemli. Artı Faker Gala'ya hamle şansı vermedi. Evet. Oyun oynatmadı. Bakalım burada ne oldu tam olarak? Renata ultisi nasıl bir açıdan geldi? Gumayuşi'den çok güzel ulti bu arada. Kaçmış. Renata ultisi Renata ultisi taradı geçti. Bütün herkes takıma değmiş. Geçti. Bütün takıma. Gumayuşi'ye hala vuran yok bu arada. Evet. Hala hasar almadı. Breed yani. Breed yapmasa şu hareketi iki kişi de daha kadim kalacak ve orta koridorda ittirecekler belki. Orta koridora ittiremezler ama en azından iki kişi de daha baron ve kadim olacaktı. Hasarlara baksana yani. Diğer tarafta üç kişi oyunda değil. Evet. Hadi Nautilus'u saymayalım, iki kişi diyelim ona. Ya şu an Xayah'a cevap yok. Evet. Yok, maalesef ki yok. Kitle kontroller gelmeli arkadan ama geliyor, onu da yapamıyorlar. Vei arkadan yaklaşıyor. Renata ultisi burada. Keria'ya, özür diliyorum. Zeus Keria'yı dövdü. Keria'yı neredeyse düşürüyordu. 3 tane vurdu orada Keria'ya. Şimdi kule altı geliyor. Kule altına girmek istiyor. Faker yeteneğini kaçırdı ama burada hala çok hasar var. İlk kule, Nuptör kulesi böylelikle alınıyor. Vei arkadan yaklaşmış durumda. Vei'nin üzerine oynamak isteyecekler ama Vei buradan çok rahat uzaklaşıyor. T1 İlk inhibitörünü karşılaşmadaki böylelikle açıyor. Gumayuşi çizme satıp GA aldı bu arada. Koruyucu Melek aldı. Olur. Olur. Niye olmasın? Hı-hı. Diğer taraftan tabii Zeus da son eşyasına yaklaştı. O da koruyucu melek alabilir şu anda. Faker Shao'nun üzerine gidecek. Shao duvara takıldı, sıçrası Shao'nun ve orada tam olarak bir dakika yok. Karşılaşmayı bitirmeye gidecek T1 burada. Altında öne geçtiler. T1 altında öne geçti dayı. Ercan. Yalnız bu oyun direkt mental hasar bırakır, onu söyleyeyim. Öyle. 45 saniye var baronun bitmesine. 40 saniye var, özür diliyorum. Baronla birlikte kuşatmaya başladılar. 5 kişiyle bu kuşatma başlıyor. Bu minyonları tutması ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. RNG bu karşılaşmayı kaybetmeye çok yakın. T1 burada bitirme hamlesini yapıyor. Süper minyonlar yaklaştı. T1'dan hasar gelmeye başladı. Gala'nın üzerine sıçralar geldi. Gala sıçrayla uzaklaşıyor. Renata ultisi Gala'ya isabet edecek ama önemi yok. Breed çok arada kalmış olabilir. Oner ilk skoru verecek. Kendisi kurtarma paketi aktif. Şimdi koruyucu meleğe girecek. İlk kule düştü. Burada RNG son savunmayı yapmaya çalışıyor. Keria üzerine gelen ulti. Oner uzaklaşıyor. Gumayuşi yakalandı ama Gumayuşi'nin hasarı çok fazla. Şimdi ultiyi de kullandı. Aradan Gala'yı da düşürdüler. Breed bütün görev Breed'e kaldı. Şimdi Gumayuşi hala hayatta, kurtarma paketi. Onu hayatta paketi. Ve T1 karşılaşmayı kazanmaya adım adım yaklaşıyor. Shao bu 1'e 3'ü yapmak durumunda ama Gumayuşi'nin canı full. Shao şimdi Gumayuşi'nin üzerine oynuyor. Hasar yok. Gumayuşi karşılaşmayı kazandıran hamleyi yapıyor ve T1 2-0'a muazzam bir geri dönüşte gidiyor. Bu hakikaten yani aylarca, yıllarca rüyana girecek türden bir maç.